Bugün yeni koçumuzla anlaşma imzalayacağız. Bazen yapmış olduğumuz planlar, sezon başında yapmış olduğumuz planlar değişiklik gösterebiliyor. Bursaspor tarihinin ilk yabancı koçu olacak bu arada. Ben kendisine hedefleri olan, daha önce de ufak bir kontağımız olmuştu kendisiyle. Hedefleri olan biri olduğunu bildiğim için biz de başarılı olacağına inanıyorum. Kendisine Bursa'ya hoş geldiğini söylüyorum. Her iki taraf için de, Bursaspor basketbol takımı için de, Türk basketbolu için de hayırlı olmasını diliyorum. Sezon başladığında biliyorsunuz seyirciyle oynamayı hedeflemiştik. Bütün takımlar bu şekilde olacağını düşünüyordu. Fakat gelinen nokta itibariyle sizler de biliyorsunuz pandemiyle alakalı her geçen gün çok farklı rakamlar ortaya çıkmakta. Yükseliş tüm hızıyla devam etmekte. Bizler gibi seyirciden gücünü alan camialar için bu gerçekten çok zor. Geçtiğimiz sene güzel bir şekilde sezonu noktaladığımızı düşünüyorum. Güzel bir yerde noktaladığımızı düşünüyorum. Pandemi olmasa daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Malumunuz geçtiğimiz sene bizim ilk senemizdi ve ilk senemizde güzel işler başardığımızı düşünüyoruz. Geçtiğimiz senenin vermiş olduğu hazla, mutlulukla bu sene Eurocup'tan gelen teklifi hiç tereddüt etmeden değerlendirdik. Fakat pandeminin bu kadar uzun süreceğini, seyircisiz oynayacağımızı tahmin etmemiştik. Sezona tam olarak istediğimiz gibi başladığımızı düşünsek bile Avrupa Kupalarında almış olduğumuz sonuçlar bizi üzdü. Fakat şunu belirtmeden geçemeyeceğim, bunu bizler biliyoruz fakat tekrar tüm gerçekliğiyle ispatlanmış oldu. Bursaspor basketbol takımı gerçekten seyirciyle var olan takım. Bunu biliyorduk fakat bir kez daha anladık. Avrupa Kupası maçlarında seyircimiz yanımızda olsaydı eminiz çoğu maçı belki çevirebilirdik. Çok farklı öne geçtiğimiz maçları kaybetmek durumunda kalmazdık. Seyircimiz bizim itici gücümüz. Onların sayesinde çok kısa sürede bu kadar başarılar elde ettik. Fakat her sene ufak ufak türbülanslara girdiğimiz zamanlar oldu. Bu sene de Avrupa Kupası'ndan dolayı sanıyorum böyle küçük bir türbülans yaşadık. Fakat her sene girmiş olduğumuz küçük türbülanslarda bizi destekleyerek buradan çıkmamızı sağlayan Büyük Bursaspor taraftarı bu sene maalesef yanımızda yok. Onların desteklerini hissetsek de fiziksel olarak yanımızda olmamaları bizi gerçekten çok etkiledi bu sene. Sezona Sayın Tutku Açık'la başlamıştık. Planladığımız şeyler maalesef tam olarak istediğimiz gibi gitmedi. Hayatın içerisinde, yaşamın içerisinde böyle şeyler var. Fruit Extra, Bursaspor basketbol takımı her zaman hedefi olan bir takım olarak kalacak. Bu sene de hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Bu seneden itibaren ilk 3 senedeki hedefimiz mali başarıyı sağlamak ve ligde kalıcı bir takım olmak. Üstüne basa basa söylüyorum, ilk 3 sene sportif başarıdan ziyade mali disiplin bizim için ön planda. Çünkü son 4 yıldır Avrupa Kupası oynayıp da kapanan 4 tane takım var bu ülkede. Avrupa Kupası oynayıp da 3 sene sonra kapanan bir takım olmak istemiyoruz. Tabii ki sportif başarı çok önemli fakat bunu bilmemiz gerekiyor ki bu takımın uzun yıllar boyunca hatta hiç bir zaman kapanması bile gündeme gelmeden kalıcı olması için mali disiplin kesinlikle şart. Sportif başarı olsa bile kapanışa giden çok takımlar oldu. Burada önemli olan takımın ilerlebet sürmesi. Dolayısıyla bu konuyla alakalı da bir bilgi vermek istiyorum. Bu seneki hedefimiz üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Hem ligde kalıcı olmak hem de playoff bandında ligi bitirmek. Geçtiğimiz senenin vermiş olduğu hazla birlikte çıta gerçekten çok yükseldi. Tabii ki hedefleri olan bir takımız ama bizim hedefimiz dediğim gibi mali disiplin, ligde kalıcı olmak ve playoff bandında ligi bitirmek. Bunu tüm camiamıza da
tekrar belirtmek istiyorum. Thank you. Öncelikle bu kadar zor bir dönemde bu kadar ilgi olduğu için, buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek isterim. Ve tabii ki burada olmamı sağlayan başkan, yönetim, genel menajerimiz ve sponsorumuza da ayrıca çok teşekkür ederim. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Umarım bizim için de sezonun devamı başarılı bir şekilde geçecektir. From the start, from the early beginning... Hemen başladık. Tabii ki buraya gelir gelmez çalışmaya başladım. Çok iyi bir kulüp organizasyonu olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda başkanın da söylediği gibi devlete böyle bir tesisi bize kazandırdığı için ben de teşekkür etmek istiyorum. Teknik ekipten herkes bana son derece sıcakkanlı ve ilgili yaklaştı. Buradaki adaptasyon sürecimi çabuk atlatabilmem adına. Burası taraftarıyla var olan bir kulüp. Ben bunun anlamını biliyorum, bunun bilincindeyim. Dolayısıyla sahada alacağımız sonuçlar bizim için çok önemli olacaktır ve bu beklentilere de çok büyük saygı duyuyorum. Zaten sporun ve basketbolun çok önemli ve çok büyük bir kültür olduğu bir ülkeden geldiğimi de söyleyebilirim aynı zamanda. Önümüzde Aralık ayında özellikle çok zorlu bir fikstür bizi bekliyor. 3 günde bir maç oynayacağız. Ama bizim için tabii ki bahaneye yer yok. Bizim bütün hepsine cevap vereceğimiz yer basketbol sahası olmalı. Basketbol sahasının dışında konuşmamızın herhangi bir anlamı yok. Benim fikrime göre kulüp ve yönetim, başkan, oyuncu tercihleri konusunda çok doğru işler yapmışlar bugüne kadar. Özellikle bu yerli ve yabancı oyuncuların buraya getirilmesi konusunda çok iyi yerliler ve çok iyi yabancılar var. Biz de bu durumu geliştirip, takımımızı geliştirip saha üstünde iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de şöyle imzalayayım. Bir de buradayız.